Merhaba arkadaşlar, bu videoda size kuram kavramından bahsedeceğim. Kuram, bir olguyu, olgu kümesini veya bir durumu bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistem. Bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hale getiren birbiriyle bağıntılı düşünceler sistemidir. Şimdi bu kavram size çok karışık gelebilir. Aslında kuram denildiği zaman birçok işletme öğrencisi de anlaşılması zor, işte çalışılması zor bir alan gibi görebilir. Hiç öyle değil. Özellikle bundan sonraki videolarda izleyeceksiniz. Kuramları açıkladığımızda gerçekten, örgüt kuramlarını açıkladığımızda gerçekten kuramın ne kadar işe yaradığını, insana belli bir bakış açısı kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü kuram, yani kendi sosyal hayatımızdan düşünelim. Kendi sosyal hayatımızda bile birçok karmaşık durumla karşı karşıya kalabiliriz. Ve gerektiği zaman bu duruma sebep olan şeylerin nedenlerini bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışırız. Yani şöyle şöyle oldu çünkü şunlar 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 oldu gibi. İşte kuram bunu yapmaktadır işletme alanında. Peki bu bağlamda örgüt kuramı nedir peki? Şimdi bildiğiniz gibi işletmeler çevresiyle ilişki içerisindeki varlıklardır. Yani hem çevresinden etkilenen belki çevresini etkileyen bir varlıktır. Şimdi örgütün faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlere maruz kaldığını biliyoruz. İşte bu çevresel faktörlere karşı ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanına biz örgüt kuramı diyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse, kuram, olgu, olgu kümesi veya durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal bir sistemdir. Bunu yaparken ne yapıyor? Bilgiyi düzenliyor, basitleştiriyor, o karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır bir hale getiriyor. Örgüt kuramı ise işte aynı örgütün maruz kaldığı çevresel faktörlerle olan ilişkisini anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.